Hoş geldiniz arkadaşlar videoma. Bugünkü videomuzda artık yazılım derslerine başlayalım diyorum. Acık bir tane bir yazılım dersi yapacağım arkadaşlar. Bu dersimizde C# üzerinden aritmetik işlemler, işte toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapmayı planlıyorum bu Visual Studio üzerinden. Bu artık dediğim gibi format değişti arkadaşlar. Yazılım videoları paylaşacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 60 abone olalım. İnşallah oluruz. Like atmayı unutmayın. Sonra bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen bir aritmetik işlemler yapmakla başlayalım. Şimdi aritmetik işlemler. Aritmetik işlemler dediğim bizim 4 tane işlemimiz var. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bunu biz C# üzerinden nasıl yaparız? Mesela şöyle nasıl yapalım? Bir tane buton alalım. Şöyle. İki tane de text box. Ya da text box mı alalım? Text box alalım ya. Daha rahat olur. İki tane text box alalım. Bir tane, iki tane label alalım. Şöyle şuraya. Bir tane de buraya şöyle bir label. Bir tane daha label alalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu ikisini toplayıp buradaki label'ı yazdırmasını isteyeceğiz arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi şu label'daki teksti bir değiştirmek istiyorum ben. İşte onu toplama yapalım. Şöyle artı de. Ay dur, dört yazdık. Artı şöyle nerede o? Font kısmına geldik. Şöyle kaç boyutu 28 yapsak. O iyi, güzel güzel güzel. Boyutu 28 yapalım şöyle şunların. Font dur, hazır fonttayken şöyle. Şöyle 28. 36 yaptık. Okey. Bunu da text diyor. Eşittir koyalım. Eşittir. Bulalım. Evet. Şöyle text box'ı da tabii ki de büyüteceğiz. Buraya da yazılması istenen değeri yazdıralım arkadaşlar. Bunda da işte şu an hiçbir şey olmadığı için 0 yazsın arkadaşlar. Hiçbir değer olmadığı için 0 yazsın ayrıca. Oydur fon kısmını geçtik. Bunu da aynı şekilde böyle 28 boyutuyla yazsın. Şu text box'lardaki yazıları da aynı şekilde 28. Evet, şöyle ayarlamalarımızı bir yapalım çünkü arkadaşlar ayarlamalar önemli. Evet, çünkü güzel gözüksün arkadaşlar, evet. Zaten arkadaşlar yazılım projelerinin zaten en zor yanı bana kalırsa böyle dizayn etme kısmı. Çok uğraştırıcı yani. Şöyle. Butonu da şöyle. Butonun tekstini de değiştirelim. Butonun teksti ne olsun? İşte topla. Topla. Tamam. Hemen şuna bir çift tıklayalım. Tamam. İlk önce şimdi int yerini değil, int yerini kullanacağım ya da double yerini mi kullansam diyorum. Int'i kullanacağım. Bu neymiş? Textbox 1, Textbox 2. Tamam. İlk önce şöyle int x diyelim. Int x eşittir. Sonra nerede? Convert to Windows. Ha, direkt çıktı zaten. Convert to Windows 2 text box 1.txt. Burada yaptığımız şey şu arkadaşlar. Burada bir x diğeri tanımlıyoruz arkadaşlar int komutuyla. Sonra convert to Windows 2 ile de text box bu. Text box 1'e yazılan komutu arkadaşlar int diğerine çeviriyoruz. Biliyorsunuz çünkü int değeri olan bir şey arkadaşlar string değeri olan bir şey çevirmek için bu tarz kodlar kullanıyoruz. Mesela int'i string'e çevirmek için convert to string, string'i int'e çevirmek için ise convert to int 32 veya 16 ya da bir sürü komutu var bunun. Ben convert to int 32 kullandım. Deyip şöyle kod zaten yazdık. Şimdi bir de int, direkt bu da çıktı zaten. Güzel oldu. Int'e textbox 2.txt diyelim. Burada textbox 2. textbox 2. Yani buraya ne yazılırsa bunu da y kısmına, işte bunu da y olarak atamasını istedim. Ama bir saniye şöyle bir şey yazacağım. Buton tıklan ya da dur onu yapacağım ya. Buton tıklandığında şey yapsam dedim de o hiçbir şey yazmasın dedim de sıfır iyi şu anda. Şimdi bir de int sonuç değil değer atayalım. Sonuç eşittir. Şöyle parantez içinde arkadaşlar. X
Dur bir saniye ya. Dur bir saniye. Normal parantez içinde yazacağız. X şöyle yazacağız arkadaşlar. Artı Y. Tamam. Böyle yazacağız arkadaşlar. X artı Y diyeceğiz. İşte sonracığıma neydi onun adı? Kaçtı bu mesela? Şundaki label'da bir bakalım. Bu da label 3'müş. Burada arkadaşlar diyeceğimiz şey şu. Sonuç değerini arkadaşlar x ve y'nin toplamı yaptık. Biz mesela burada toplama yaptık ya, o yüzden. Mesela çarpma yapsak buraya çarpma işareti koyacaktık. Bölme yapsak bölme işareti yapacaktık. Buraya da şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Bekleyin, label 3 değil mi? Label 3 miydi 2 miydi bu? 3. Buraya da label 3 nokta text eşittir convert to string sonuç diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar burada label'a yazacağımız şey string değerinde olması lazım, biliyorsunuz. Bir şey yazacak olduğumuzda string değeri yapmamız lazım. Sonucu string'e çevireceğiz kısacası burada. Text konusunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu iki komponente buradaki yazıyı yazdır komuta. Hemen şöyle bir isterseniz bir şöyle kaydedelim şunu. Şöyle yapalım. Basalım bir tıklayalım. Her şey kaydediyor da uzun sürüyor bu iş. Tamamdır. Buraya gelelim. Mesela 5 artı 7. Topla 12. Oldu. 3 artı 5. 75 diyelim. 78. 2 artı 1. Ya çok kolay da artık biraz. 8 artı işte 90 de 98 gibi arkadaşlar. Böyle mesela hesap makinelerinden arkadaşlar kısacası mantığı budur. Hesap makinelerinde ama buton kullanıyoruz ya arkadaşlar. Orada butonlara değer falan vererek de arkadaşlar yapılabilir. Bu da gelecekte belki böyle bir proje yapılabilir. Yaparız. Kısacası toplam arkadaşlar işlem bu kadar basit. Text kısmına tekrar geri gelelim. Şimdi bir de çıkarma yapalım. Çıkartma yapalım. Çıkartma yapma çıkarma. Burada arkadaşlar tek değiştireceğimiz şey şuradaki işaret olacak. Çıkarmasın burada. İşte x'den y'yi çıkart gibi. Burada bir sayfayı hemen bir yenileyim. Ya şöyle kaydedeyim. Basayım tekrar bir. Haydi bakalım. Tamam işte burada dedik işte 5 eksi 3. Topla. Ay toplayı değiştirmedik, bir saniye. Mesela şu toplayı değiştirmedik. Anam dur, hata verdi. Şöyle. Topladım. Çıkart. Topla çıkart işte. Şöyle. Beşten dördü çıkart diyelim. Bir çıktı. Üçten üçü çıkar. Sıfır. Beşten dördü çıkar. Bir. Değil mi bu? Çıkartma işlemi de. Çıkarma işlemi de. Şöyle yaptık. Ups, pardon. Şimdi bir de çarpma. Çarpma. Tak yazdık. Çünkü şu sembolü çarpma işaretine çevirelim. Evet arkadaşlar, C#'ta bir de çarpma sembolü şu yıldız sembolüdür arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bölme işlerinde şu iyi çizgidir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İşte çarpı sembolü falan arayanlar oluyor. Aman ha. Çünkü şuraya şöyle sembolünü bekleyelim. Tamam. Bir de şimdi deneyelim. Çarpma. İşte 3 ile 5'i çarp. 15. İşte 67 ile 34'ü çarp. 2272. 2 ile 4'ü çarp. Ay pardon. 4'ü çarp. 8. Bu da böyle bir program. Şimdi de bölme işlemini de bir geçelim. Değil mi? Bir de bölme işlemini... Bir saniye, sayfa hata verdi. Heh, tamam, geri geldim. Bölme işlemiyle de bir yapalım. Şöyle bölme. Evet, bölme sembolümüz de arkadaşlar bu C#'ta. Bunu da böl diyelim. Böl. Şöyle. Araya bölme sembolünü koyalım. Burada buradaki değeri buradaki değere böleceğiz arkadaşlar. Ay kaydım artık, olsun. İşte 8 bölü 5, 6 dur olması. 4. 2. İşte 72 bölü 9. Ay 8, 72 bölü 9.
72 bölü 9. 8. Size 121 bölü 11 tam kare sayı. Direkt 11 gibi. Böyle arkadaşlar. Bu tarz işte bu işlemler falan daha çok şey böyle restoran menüsü falan böyle restoran menüleri olur ya mesela gittiğinizde mesela bilgisayara işte neler söylediyseniz yazar işte orada toplar ya orada kullanır mesela fiyatları toplamak için veyahut da neydi onun adı hesap makinesinde falan mesela bu değerler kullanılır. Evet mesela hesap makinesinde tabii ki de biz böyle el yazmayız biliyorsunuz böyle tuşlara tıklayarak yaparız. Burada da onun öyle bir versiyonu da arkadaşlar yapacağız tabii ki de. Neyse, sistem. Kapattım. Öyle bir projede arkadaşlar yaparız. Dediğim gibi bugünkü videomuz bu kadardı. Bugünkü videomuzda C# ile toplama, çıkarma, çarpma bölümü işlemlerini gördük. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay.